Hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoya da hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. güncelleme yaklaştı biliyorsunuz ki ben de Advanced sunucudayım şu anda. Kısaca bir bilgi vereyim. siz de girebiliyorsunuz, indirebiliyorsunuz falan kesin sorulacaktır. O yüzden ben kısaca bahsedeyim. Bunun bilgisini ben vermeyeceğim. YouTube'a yazabilirsiniz. Advance sunucu nasıl indirilir, nasıl kurulur, işte nasıl girilir falan filan diye. Türkçe bir şekilde çeken arkadaşlar var. Onlardan bakabilirsiniz. Kodla giriliyor arkadaşlar. Buradaysa ne bu? Bu sunucu ne? Ondan bahsedeyim. Şimdi güncelleme yaklaşıyor dedik. Güncelleme içeriklerinin bulunduğu bir sunucu arkadaşlar. Giriyoruz biz oyuncular buraya. Test yapıyoruz bu güncellemeyi. İşte bug'lar var mı falan filan diye. Bunu belirlemek için bir sunucu test etmek için güncellemeyi. Ben de girdim neler gelecekmiş falan filan onlara baktım işte bayağı bir inceledim. Şimdi tek tek size de olan değişiklikleri her şeyi göstermek istiyorum. Zaten benim hayalimde vardı bu sunucuya girmek. Daha önceden denemiştim ama kod alamamıştım. Şimdi o kadar mutluyum ki anlatamam. Neyse <laughs> karakterlerden başlayalım arkadaşlar. Bu arada dilini İngilizce yaptım. Çünkü özelliği değişen karakterlerin açıklamasını Türkçe'ye çevirmemişler. O yüzden hiçbir yazı görünmüyor. Ben de İngilizce olarak göstereyim zaten kenara yazımızı falan da koyarım Türkçe bir şekilde oradan da siz okuyabilirsiniz. Şimdi gizemli karakter olarak görünüyor bu. Şu an Adem var karakterin görüntüsü yok ama ben görüntüsünde bulduğum Instagram'dan onu da fotoğrafını koyarım. Karakterimiz bu arkadaşlar İsmini bilmiyorum. Özelliğine gelecek olursak Kalkan oluşturuyor önüne zaten eğitimde göstereceğim. Bunu bir hemen geçelim eğitimde deneyeceğiz zaten. Şimdi değişen karakterlere gelelim arkadaşlar ilk olarak A124. Bunda büyük bir değişiklik yapılmış yani özelliği komple değişmiş. Hani böyle arttıralım, azaltalım gibi bir şey değil. Önceden işte sarı çubuğu cana çeviriyordu biliyorsunuz. Şimdi tamamen değişmiş. Şimdi ne yapıyor bu arkadaş? İleriye bir elektromanyetik dalga atıyor ve düşmanların yeteneklerini kullanmasına engelliyor gibi bir şey. Zaten sol tarafa yazıyı koydum. Siz oradan da okuyun daha net bir şekilde anlarsınız. Birinci karakterimiz bu. Bunu da göstereceğim bir eğitimde. Bunu da deneyeceğiz. Değişikliğe uğrayan ikinci karakterimiz Steffi arkadaşlar. Bu güçsüz bir karakterdi biliyorsunuz. Hatta ben Discord kanalına da bu karakteri geliştirin diye yorum atmıştım. Ee, güzel. Bir tık daha iyi. Hala kullanılabilir mi onu bilmiyorum. Tartışılır orası artık. Önceden ve sonradan halini yine sol tarafa koydum gördünüz değişiklik olarak arkadaşlar oluşturduğu grafiti içindeki arkadaşlarınızın işte ve sizin zırh dayanıklılığınızı artırıyormuş ekstra bu var. Bir de %5'ten %10'a çıkarmışlar aldığınız mermi hasarının azaltmasını özelliği yenilen üçüncü karakterimiz Rafael arkadaşlar. Şimdi bunun hiçbir şeysi değişik değil. Sadece silahları arttırmışlar. Susturucu özelliğinin aktif oldu. Önceden sadece AVM işte Kar 98 ne bileyim o tür keskin nişancılarda susturucu özelliği çalışıyordu. Şimdi buna CVD ne bileyim SKS'yi işte AC 80'i falan da dahil etmişler. Bundaki değişiklik o. Dördüncü değişen karakterimiz Nikita arkadaşlar. Şimdi önceden SMG e, silahlarının doldurma hızını artıran bir karakter Derdi. Sadece bu işe yarıyordu. Şimdi şöyle yapmışlar. Genel olarak tüm silahların doldurma hızını arttıran bir karakter haline getirmişler. Bir de SMC silahlarının son 5 mermisinde daha fazla hasar veriyormuşsunuz. Evet şimdi karakterler bitti arkadaşlar. Size şu yeni gelecek karakterin özelliğini eğitimde göstereyim. Evet eğitime girdik. Şimdi bir rakip bulmam lazım bana sıkacak. Aha, gel sık bakayım. Yani açtım mesela şu an özelliği. Bayağı bir hasar azaltıyor arkadaşlar bu kalkan. Ne tarafa bakarsanız o tarafa doğru yönlendirebiliyorsunuz. Öyle bir özelliği var. Böyle kısaca bu işe yarıyor. Şimdi bir daha A124 ile deneyelim arkadaşlar. Hemen bununla da bir eğitime gireyim. Şimdi bu karakteri bambaşka bir hale getirmişler. Özelliğinin ikonu bile değişmiş. Şöyle hemen kullanayım. Şöyle atıyorsunuz arkadaşlar. Dur beni bir vurma. Şöyle bir dalga atıyorsunuz. İşte elektromanyetik dalga. Ben çalışıp çalışmadığını anlayamıyorum bu özelliğin açıkçası öyle bir kötü tarafı var ne bileyim flash bombası gibi mesela adama rakibe flash bombası attığınızda ekranda bir simge çıkar yani flash bombasının işe yaradığına dair. Bu özellikte de öyle bir şey olsa tamam diyeceğim de işe yarayıp yaramadığını hiç anlamıyorum. İşte bu özellikte ne yapıyordu düşmanların yeteneklerini kullanmasını falan engelliyordu arkadaşlar. Etkileşim süresini kısaltıyordu. Yani karakteri baştan aşağı değiştirmişler kısacası. Ee, şimdi karakterlerle işimiz bitti arkadaşlar. Oynayabileceğimiz bir karakter alalım. Bu arada e, dilde Türkçe'ye çevirdim. Çıkıp girdim falan. Şimdi sırada ortak var. Bir tane ortağımız gelecek arkadaşlar. Onu da göstereyim hemen. Ortağımız bu. Çok tatlı. <laughs> Yeteneğine gelelim hemen. Hemen üçüncü seviyesine gelelim. Şöyle. Sahibi her soluk cihazı, sağlık kiti, onarım kiti tükettiğinde ek bir tane alma şansı varmış. 50 oranında. Bekleme süresi de 70 saniyeymiş arkadaşlar. Görünümleri şu anda yok. Bu şekilde bir ortak. Sırada silahlar var arkadaşlar. iki tane yeni silah gelecek. Silahlarımız ne diye soracak olursanız hemen gösteriyorum. Biri G36 arkadaşlar. Açıklamasında demiş ki ARC cephanesi kullanır, iki atış modunda destekler ve birçok savaş için çok yönlü bir silahtır. Bu ne demek? Şöyle söyleyeyim mesela bir tane silah vardı Kort. O tarz bir silah arkadaşlar. Ama çömelme, ayağa kalkma yerine bir tane tuş var. Kutlarınız arasında bir tane tuş eklenecek. O tuşla birlikte silahın modunu değiştiriyorsunuz. Bir SMG gibi oluyor bir ar silahı gibi zaten eğitimde deneyeceğiz gösteririm. Diğeri de bu yani bu silah görünmüyor ama şöyle sol görüyorsunuz zaten. Bunu ben eğitimde bulamadım arkadaşlar silahların arasında yok ama şu silahı deneyeceğiz. O zaman bunu bir denemeye geçelim hemen. Evet geldim şimdi iki tane aldım arkadaşlar ki 36dan Şimdi birincisi dengeli modunda ikincisi de otomatik modda. Dengeli mod ne dengeli mod ar silahı gibi kullanabildiğiniz bir mod. Bu arada şey silahın şu anda sesi yok sadece sıkma sesi geliyor bana onu bilmiyorum çözemedim. İşte görmüş olduğunuz gibi normal AR silahı gibi kullanabiliyorsunuz bu şekilde. Otomatik moduna geçtiğinizde daha hızlı sıkıyor. işte SMG tarzında bir silaha dönüşüyor arkadaşlar. Çok mantıklı. Mesela bu silahdan alıp bir de pompalı alırsınız. 3 çeşit silahınız var gibi olur. Şu sağ üstteki tuştan böyle bir hut geliyor arkadaşlar. Oradan değiştiriyorsunuz. Dengeli veya otomatik yapıyorsunuz. Şimdi birazcık bunu eğitimde de deneyelim. Bu arada bu kalkan sizin verdiğiniz hasarı da azaltıyor arkadaşlar. Tabi sıkar sıkmaz zaten devre dışı bırakıyor kendi kendine. Gel bakayım. Yani güzel normal bir AR silahı gibi hasar veriyor. Fena değil. Bir de yakından deneyelim birisine. Bak eşek sıpası. Bekle geliyorum sana. Taramaya geliyorum. Bu da headshot deniyor. Güzel. <laughs> Öldüremedik ama sizin mantığını anladınız silahın böyle bir silah arkadaşlar. Bu arada. ha. Şimdi sıra geldi ayarlara. Ayarlara titreşim ayarları gelmiş. Bakalım hemen size göstereyim ayarlara girip. Görmüş olduğunuz gibi sol altta titreşim ayarları var arkadaşlar. Ses kazmayanlar için çok güzel bir ayarlama. Bazılarını çok kullanmam. Mesela silahı kapattım ben açayım. Her mermide silah şey telefon titriyor silah diyorum. Her attığım mermide telefon titriyor. Gerekli bulmadım çok ama ne bileyim işte adım sesi falan filan var. Onlar güzel ayak izleri diyorum bak burada. İşte her birinin tam olarak ne işe yaradığını falan çözmedim mesela araçları da açabiliyorsunuz arkadaşlar. Araç içi hasar aldığınızda titreşim oluyor telefonunuzda ya da bir yere çarptığınızda falan. Kapatalım. Mesela silahı açtım. Bilmiyorum siz duyar mısınız ama <laughs> telefonumu mikrofona yaklaştırmam lazım. Yok, size gelmiyordur muhtemelen de. Ya attığım her mermide telefon titriyor. Geliyor mu sesi? İnanın bilmiyorum. <laughs> Geliyorsa geliyordur, gelmiyorsa gelmiyordur. Çok az titriyor çünkü. Şarjdan tüketebilir biraz. Her attığınız vermeden titremesinin mantığını ben çözemedim. Ama diğer titreme ayarları işe yarayabilir. Sessiz oynuyorsanız ki zaten yani çok ses kasmıyorsanız falan eğlence modunda falan. işe yarar bence. Güzel. Bunu da gelmesini bekliyordum. Bu da böyle bir ayarlamaydı arkadaşlar. Ee, şimdi ne yapalım? Sırada iki tane mod var. Pardon bir tane mod. Çok eski bir mod. Hemen ona geçelim. Yeni modumuz zombi istilası daha doğrusu eski ama tekrar gelecek mod. Şöyle diyeyim ben oyuna başlayalı bir sene falan oldu arkadaşlar. Yani bu modun eskiliği en az böyle bir, bir buçuk sene falan var yani. Çünkü ben başladığımda bu mod yoktu oyunda. Baya eski bir mod. Girip hemen oynayalım. Bu başlangıç adasında işte şeyler var arkadaşlar. Özellikler bunlardan bir tanesini seçiyorsunuz. Daha fazla TP kazan, zombilere daha yüksek hasar. Her zombi haklamada EP kazan, zombilere yüksek yakın dövüş hasarı falan filan var. Ben daha fazla TP edeceğim. Zombi öldürünce işte seviye atlıyorsunuz. Seviye atladıkça karakter özelliği alıyorsunuz. Gücün moduna biraz benzer. Zaten girince göstereceğim daha çok anlarsınız demek istediğim şeyi. Biraz karanlık bir teması var bu arada. Birazdan ilk özelliğimizi alacağız. Rastgele bir yere doğru atlayacağım arkadaşlar. Şey iyidir herhalde Pochinok. Şimdi özellik. Buradan rastgele özellik çıkarıyor size. Siz bu özellikten seçiyorsunuz herhangi birinizi. Hangisi hoşunuza gittiyse. Şunu alalım. Zırhımız tamiri olsun. Zombi öldürdükçe, adam öldürdükçe bu ...şeyleri, karakter seviyelerini geliştiriyorsunuz arkadaşlar. Zaten zombiler minik minik haritada görünüyor. Bir sürü zombi var bu arada. Kimisi hızlı, kimisi yavaş. Tipleri de değişik. Bu modu oynayacağım aklıma gelmez açıkçası. Bak dışarıda sesleri duyuyorum. Aha bak zombilere bakın. Bazıları çok zor ölüyor bu arada. Aa, Allah'ım git. <laughs> i̇şte bunları öldürüyorsunuz arkadaşlar. Bunların içinden şey de düşüyor. Eşya falan da düşüyor. Tabi ölürse... Güzel. Şunun içine girince canımız gidiyor mu? Yok. Tamam sıkıntı yokmuş. Yalnız benim mermim bitti. Aa. Aa, biri sıkıyor. Bir dakika bir dakika kardeşim dur. İşte hem zombi avlıyorsunuz. Oo burada da biri var. <laughs> o da zombilerden kaçıyor. Biz bir silah bulalım. Aa teleferikli biri geliyor arkadaşlar. Var mı bir headshot'ımız? Yok. Ah zombi de bastı. <laughs> Kim vurdu onu? Biri vurdu. Bak bak bak. Aha geliyor. Güzel. İlk rakibi hakladık. Başarılı. İşte rakip avladıkça, zombi avladıkça aşağıda bir mor çizgi var arkadaşlar. O da olunca karakter özelliklerinizi geliştiriyorsunuz ya da yeni bir karakter özelliği alıyorsunuz. Öyle bir şey. Aa dur dur dur. Aa bu yeşil alanın içine girince zehirleniyormuşum. <laughs> Bilmiyordum. Bu arada zombiler evlere de giriyor. Onu da diyeyim. Kardeşim bir salar mısın acaba? Şuna bak. ağır ağır pala sallıyor. Aa ölmüyor. Oh o kadar kafa yedin. <laughs> Rica etsem öler misin artık? Öler misin canım? Aa yine mermim bitti. Neyse ben bunu salıyorum. <laughs> Bir tane daha özellik seçelim. Ne seçelim? Bunu seçelim. Aha bak zombie geldi. Asla bırakmıyor. E, ee, zombilere daha fazla hasar veren özelliği de alabilirdik bu arada. İşte bunların içinden de şey falan çıkıyor. Böyle teçhizatlar. Bir tane daha özellik alabiliyoruz. Ne alalım? Trik alalım. Ettrik. Ay, titreşim ayarı şu an açık ya şey falan var. Şarjör değiştirirken bile titriyor arkadaşlar. İki adımlı bir titreme geliyor telefonunuza. Ee... Bak bak bak. Ha, yeşil bir şey fırlattı. Şu uzaktaki fırlatıyor. Bu da gelip yanıma patlıyor. <laughs> Hepsinin şeyse özelliği farklı. Böyle bir mod arkadaşlar. Modu anladık diye düşünüyorum. O yüzden çıkacağım. Son bir tane daha bir şey göstereceğim. Sonra videomuzu kapatalım. Gel bakayım öldür beni. Bekliyorum burada. <laughs> Geliyor. Ah, çok vurmuyormuş. Yine attı. Kaçıyor. <laughs> Dur şu zombilerin yanına gidelim. Bunlar yakın dövüş zombisi gibi. Direkt koşarlar. Bak bak nasıl geliyorlar. Tiplere bak Allah aşkına. <laughs> Bunlar da az vuruyormuş ya. Allah aşkına. Bir tane daha zombi modu var bu arada. Şey güncellemeye dahil değil de. Önceden falan filan gelmiş yine çok eski bir mod arkadaşlar. Mezarlıkta oynanan. İnternetten videolarına baktım. Oha bu modlar neymiş falan diyorum. Çok iyiler. Arka plan çok iyi bu arada. Gelecek etkinliklerle bir bağlantısı olabilir. Hiçbir fikrim yok. Aa dünya serisi. Aa arkadaki dünya serisi rozetini yeni gördüm. Üçüncüsü geliyor arkadaşlar dünya serisinin. Bunu burada çözmüş olduk. Bu arada ortada denemek isterdim de 3. gün giriş yaptığımda arkadaşlar özelliğini verecekler. Ben <laughs> bekleyemedim sabredemedim. Şimdi son olarak neyi göstereceğim. Best Royale modunda arkadaşlar rastgele teçhizatlar var gidiyorsunuz. Açıyorsunuz, haritanın rastgele bir yerine teçhizat atıyor. Gidiyorsunuz oradan loot yapıyorsunuz ve bir de marketlerden teçhizat görevi alıyorsunuz. İşte haritanın rastgele bir yerine bot atıyor. O botu öldürüyorsunuz gidip. Haritada görünüyor zaten o botun yeri. Onu öldürüp de yine lootlanıyorsunuz. Öyle bir şey. Hemen onu da göstereyim. Aha bak bak karşıda bir tane buldum. Bu arada e, test sunucusunda olduğumuz için <laughs> haritalardaki evlerin ve bazı tasarımların görüntüsü çok kötü. Zaten bazı silahların sesi de yok. Mesela yeni silahın sesi yoktu arkadaşlar. Bu sunucular kapanıyor. Az önce elmasları da gördünüz. O elmaslar çok bir işe yaramıyor. Bu sunucular sadece test aşamasında açılıyor. Normal bir şekilde oynayamıyorsunuz yani. İşte mağazadan hani ne bileyim kıyafet falan alıyorsunuz da. Yine tüm kıyafetler yok. Tüm dosyaları indiremiyorsunuz. <laughs> tüm kıyafetleri göremiyorsunuz. Dediğim şey bu teçhizat. Şimdi bunu açıyoruz. Kullan diyorum haritanın bir yerine attı mesela. Şimdi oraya gideceğim loot yapacağım mesela böyle bir şey. Altta da çizgi var zaten bak yaklaştıkça ne kadar yakında olduğunu falan gösteriyor. Çok da gerekli değil ama öyle bir mini bilgi. Ya bak mesela yanında bir tane daha çıktı. Hatta şu ileride de var bir tane. Haritanın genelinde rastgele dağılmış bir şekilde bulunuyor arkadaşlar bunlardan böyle teçhizatlar çıkıyor. Arada iki buz falan çıkıyor yani. Değişik bunlardan topluyorsunuz falan. Şunu da açalım hatta. Çok uzağa atma. Sonunda gidip alabiliriz. Böyle bir 200 metre uzağınızda bir yere atıyor işte. Bakalım bundan ne çıkacak. Aha bak mesela buz çıktı. Güzel yani. Fena değil. Paramız varsa bir de markete gidelim. Aha bak paramız da var. O bot görevini de göstereyim size. Leş listesiymiş arkadaşlar. İtemin adı. Aha burada da yükseltme çipleri var ayrı ayrı. Biri bir seviye yapıyor. Biri ilk seviye biri 3 sanırım fikrim yok. Şu leş listesini bir alalım mesela. Aldık. Bak haritada görüntü zaten. Ha şu minik kulübenin yanında herhalde. Dur bakayım. Ha, ha ha Ne oldu? Bu mu? Anlamadım bir şeyler oldu ama. Bizimkini başkası mı öldürdü? Biri öldürdü. Sanırım buydu. Ya durun bu deneme başarısız oldu. <laughs> Tekrar marketten alabilir miyiz? Demek ki şöyle mesela bunu aldınız. Başka bir düşman sizin görevinizi çalabiliyor. Bu da bir rekabettir. Geldim bir tane daha aldım. Mevcut 9 diyor bu arada. 10 tane varmış markette. Ha, bir tane daha yeri belli oldu mesela. Başka biri çalmadan <laughs> hemen öldüreyim. Bu sefer seni kimse alamaz. Buradayım. Hello. Dur bakayım. Ha, tamamdır. Şu anda tamamladık. Ha ikramiye tarzı bir şey açılıyor arkadaşlar. Bundan lootlanıyorsunuz. Aa M60'ın birincisi varmış. Mesela bunu 3 yapabiliyor muyuz? O şeyden paramız varsa bir deneyelim arkadaşlar. Tekrardan geldim. 500 jetonum vardı. Sonuncusunu alamıyoruz ama ikincisini alabiliyoruz. Alalım. Bu muhtemelen ikinci seviyeye çıkaracak. E kullan. <laughs> Niye kullanamıyorum? Bu ikinci pahalı olan. İkinci seviyeye yükselmesi gerekmiyor mu? Ben bunu aldım. Çözemedim bunu. Ee, ileride market var arkadaşlar. Drop market var. Onda bir değişiklik var mı? Bir de ona bakayım. Belki içine yeni şeyler eklenmiştir falan. Hemen bir ona da bakalım. Aa arkadaşlar. Arka plan şey olunca fark ettim ben bunu. Koyu renk. E, ee, silahın hemen sol tarafında ok işareti var. Ha, ona bastım şimdi ikinci seviye oldu. Tamam tamam yeni anladım. <laughs> ee, bunun içinde ekstra. Aa buraya FF şetonu koymuşlar. Ne alaka? <laughs> Ama ekstra bir şey yok galiba. Mesela yükseltme çipini alayım. Bu en ucuzu. Tekrar yükseltebiliyor muyum? Aa evet. E, en ucuzunu alsam da yükseliyor. En pahalısını da çözemedim. Başka da ekstra bir şey yok arkadaşlar. Öyle. Yani <laughs> Battle Royale'deki değişiklikler de bunlar. Aa telefonum her seferinde titremesi çok ilginç ya. Valla bir acayip hissettiriyor. Elime masaj yapıyor gibi aynı zamanda. Mantığını hala çözemedim bu arada. Siz sebebini biliyorsanız falan yorumlara yazın. Başka bir oyunda var mı mesela böyle bir özellik? Ben bilmiyorum ilk defa gördüm. güzel. Ee, güncelleme videosundan bu kadar bir lobiye dönelim. Birkaç bir şey daha diyeceğim. Burada maç oynadıkça görevleri falan yapıyorsunuz. İşte mesela günlük görevden 300 elmas geldi de dediğim gibi bu elmasları mağazada kullanabiliyorsunuz. Mağazadalık şeyler de çok pahalı değil ama sunucu sınırlı. Sadece test aşamasında açılıyor ve bu hesaplarınız kalıcı mı değil mi o konuda fikrim yok. Onu araştırmadım. Dediğim gibi bu sunucuda bug buluyorsunuz arkadaşlar. Sonra bulduğunuz bugları siteye falan yazıyorsunuz. Şeyi APK'yı indirdiğiniz siteye. Onlar da size elmas ödülü veriyormuş. Yani asıl hesabınıza veriyorlardır herhalde bilmiyorum. Tam orayı da araştırmadım. Böyle marketinde de böyle şeyler var işte çok bir şey yok. Çok kostüm yok arkadaşlar. Böyle klasik şeyler falan var. Öyle yani. 1600 elmasımız varmış. Minik bir elmas harcaması yapıp Videomuzu sonlandıralım. Ya mesela şey demiştim bak. E, tüm şeyleri dosyaları indiremiyorsunuz demiştim. Ben mesela hepsini indirdim ama. Bunlar yine de görünmüyor arkadaşlar. Mesela alon kıyafeti görünüyor. Al bunu. Ay dur yenile diyorum. Mesela. <laughs> Artık bir alon kıyafetimiz var. Wow. Ödül listesi de bu şekilde. Böyle zaman geçtikçe değişik şeyler gelebiliyor. Aşama aşama bazı şeyler gelebiliyor. Mesela yarın ortağın özelliğini alacağım günlük girişten. Öyle test sunucusu arkadaşlar. Birinci elden bunları size sunmak gerçekten çok hoşuma gitti. Önceden hep başkalarının videolarından, başkalarının ne bileyim attıklarından SS falan alıyordum. Öyle video yapıyordum. <laughs> Şimdi kaynak biziz. Hadi bakayım. Bunlar kesin ve net falan diyormuşum. Ee, hiçbir şey net değil. <laughs> Bazı şeyler hatalıysa tabii ki de düzeltilmediği sürece gelmez arkadaşlar. Onları diyeyim. Ee, bir videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye. Bu gül sonsuza kadar burada duracak bu arada.